Kapak FED diye geliştirdiğimiz ileriye dönük bir tahmin programımız. Bu dünyada böyle ama bu an bizim şu anda geliştirdiğimiz en ileri sistemlerden birisi. Veri tabanımızdaki verileri kullanarak oluşabilecek bir deprem, yine 7 büyüklüğünde İstanbul'da bir depremin yıkım etkisinin, etki alanının ne olduğuyla alakalı. Bunun içerisinde hayatını kaybedenlerden, yıkılabilecek binalara, yaralılara muhtemel barınma ihtiyacı olanlara kadar hepsinin detay çıkarıldığı bir tahmin programı. Zaten sıfır ücretle ifade ettiğimiz şey bu senaryo çerçevesinde, bu plan çerçevesinde yapılıyor. Biz anında bunu hazırlayalım. Alırız, ilk 15 dakikada bu rapor bize sunulmak zorundadır. Ve 777 merkezinde burada hayatında zaten yine Marmara Denizi ortasından geçen hayatında göstermek istedik. Yine deprem veri merkezlerinde, deprem veri merkezlerinde bulunan istasyonda gösterilen bir haritadır. İstanbul üzerinde biraz devam edersek, afet oldu. Olduğu andan itibaren ilk yarım saat içerisindeki bizim asıl amacımız bir şekilde bu biraz önce ifade ettiğim AFAD-RED diye ifade ettiğimiz, isimlendirdiğimiz bu tahmin programı hangi bölgenin, hangi koordinatların etkilendiğini bize detay olarak verir. Aynı anda zaten bu koordinatlar da bizim farklı kurumlarla hava araçları ve uydu, hava ve uydu Türkiye'nin altyapısının anında bütün her şeyi ayırt edeceğiz. Koordinatları veriyoruz ve anında şayet uydudan mümkünse, uydudan değilse de mümkünse bile eş zamanlı olarak bütün hava araçlarımızı ön hasar tespit boyutunda hemen havalandırıyor ve canlı görüntüleri hem merkezde buraya İstanbul üzerinde hem de merkezde AFAD koordinasyon merkezine görüntüleri anında almaya başlıyoruz. Yani yapacağımız ve yaptığımız ilk şey, ilk yarım saat içerisinde ilde ve Ankara'da afet ve acil durum yönetim merkezlerimizi faaliyete geçirmektir. Sıfırıncı dakikada faaliyete geçmiştik. Bunlar ilk yarım saat içerisinde bu raporları da inceleyen ve merkezde toplanan bir yapı. Dolayısıyla fiilen afet yönetimine sıfırıncı dakikada başlamıştık. Çünkü bizim hem ilde hem de merkezde 7-24 hali hazırda devam eden çalışan afet yönetim merkezlerimiz vardır. AFAD ve ilk AFAD yönetim merkezlerimiz vardır, afet ve acil durum. Aynı şekilde de bütün bakanlıklarımızın ve yereldeki teşkilatlarımızın kendi bünyelerinde afet ve acil durum yönetim merkezleri anında faaliyete geçiyor. Bütün bu çalışmalar ilk yarım saat içerisinde tamamlanmak zorundadır. Özellikle iletişim medya boyutunu en sona bıraktım. Tabii ki bunun her birisinin kamuoyuyla paylaşılacak bilgiler çerçevesinde de karşılığı var. Afet oldu, sıfırıncı dakika dediğimiz noktadan itibaren bütün hizmet grupları harekete geçti. Acil boyutlu operasyon servisini ifade ettiğimiz gruplardan birisi haberleşme hizmet grubu. İlk etapta haberleşmeye ayağa kaldığımız gruplarımız. BTK'nın sorumlu olduğu bir hizmet grubudur bu. Özellikle Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığımızla birlikte her türlü kaynağı kullanıldı. Bu grubumuzun tek görevi anında hasar tespitini yapıyor olmak ve bizde olan saatler vardı. O saatler içerisinde çok hızlı bir şekilde haberleşme altyapısını ayağa kaldırdık. Ama bizim emin olmak istediğimiz bir boyut vardı. Özellikle kurumlar arası iletişim, gerek İstanbul üzerinde ve 80 ilimizde, gerekse merkezde ve bu illerle merkez arasındaki hattın sıfırıncı dakikada ayakta kalacak şekilde hazır olması. Şu anda bu temin edilmiştir. Gerek telsiz, gerek uydu sistemleriyle, gerek farklı altyapı, mobil sistemler de dahil. Şu anda bu sistem kurulmuş, İstanbul üzerinde sağlanmıştır. Kurumlar arası iletişim de bir problem yok, kesintisiz iletişim orada devam edecek. Şu anda yine hizmet kurumunun çalıştığı olay bizim toplanma alanlarımız var. İlk etapta oralarda olmak üzere. Yaklaşık 1332 adet İstanbul'da toplanma alanlarımız. Yani herhangi bir afet olduğunda
İstanbul'daki vatandaşlarımız nerede toplanacaklar, biliyor olacaklar. Bunu da bu listeyi de zaten hem derslerimizde yayınlıyor olacağız hem de AFET'e asıl Türkiye çerçevesinde de eğitimlerimizde buraları genelde tüm İstanbullularla da paylaşıyor olacağız. Ama bu bütün diğer 80 il içinde geçerli. Her birimizde toplanma merkezleri belirlenmiştir. Burası da zaten yine yerel yönetimlerce de çok yakın takip edilir. Buralar başta olmak üzere kamuoyunun, yani vatandaşlarımızın iletişim ihtiyacını, haberleşme ihtiyacını kaldırabilecek şekilde yoğun bir şekilde mobil istasyonlarla buradaki altyapıyı kaldırmaya çalışacaktır. Burada çalıştığımız bazı detaylar var, devam edecek bu detaylar. Özellikle kamuoyundan beklediğimiz bu tür afet anlarında uzun telefon görüşmelerinin olmaması gerektiyse de burada bazı tanımlarında hizmet grubumuz gidebilir. Hemen tabii bu yereldeki ve bütün Türkiye'deki altyapıyı gösteriyor. Bütün bunlar zaten sadece BDK'yla ilgili sadece ulusal kaynaklarda bizim AYDES çerçevesindeki kendi veri tabanımızda da mevcut. Hemen aynı anda ulaşım hizmet grubumuz faaliyete geçti. Onun görevinde İstanbul özelinde ve düşünün ki İstanbul'da olacak büyük bir depremin Bolu'yu, Dalova'yı, İzmit'i, Kocaeli'yi, diğer tarafta Tekirdağ'a kadar olan boyutu etkilememe şansı da az. 17 Ağustos'ta yaşadık. Tüm iller geçer. Her il kendi çerçevesinde bu çalışmayı yapacak ama karayollarının taşımadığına yine Denizcilik Bakanlığımızın sorumluluğunda karayollarımızı İstanbul özelindeki 1. Bölge Müdürlüğü'nün direkt buradaki görevinde ulaşım hatlarının belirlenmesi, hasar tespitinin yapılması ve hasar olan yerlerle ilgili alternatif yol güzergahlarının belirlenmesi, haritadan bunun ilgili diğer hizmet kuruluşlarına anında servis edilmesidir. Ve hızlı bir şekilde bu hasarın düzeltilmesi. Burada da zaten yine çok detay çalışmalarımız var. O detaya burada yine girmiyor. Bu da yani söylediğimiz ulaşım olayı sadece karayollarına bahsetmiyoruz tabii ki. Demir yolları, hava yolları da, deniz yolları da bu işin kapsamındadır. Ulaşım hizmet, ulaşım altyapı hizmet grubu. Tabii bütün İstanbul genelindeki ve bu diğer iller için de burada söylediğim hepsi için aynıdır. Anında havalimanları ve helikopter pistlerimizi nerede? Zaten havalimanları biliyoruz. Helikopter pistlerimiz belirlenmiş durumdadır ve kullanıma hazır halde tutulacaktır. 150 helikopter alanımız mevcuttur. Şu an itibariyle. İstanbul özelinde ulaşım altyapı grubunun belirlediği açık yollardaki trafiğin sağlanması, açık tutulmasıyla alakalı kapalıysa şayet nasıl açılabileceği ile alakalı bir hareket alanının sağlanması çerçevesinde de İçişleri Bakanlığımız görevinde. Bununla ilgili çok detay çalışmalar devam ediyor. Bunu en son bir akşam yine çok detay şekilde yine üzerinden gittik. Alacağımız burada çok ciddi yol var. Çok ciddi şekilde üzerinde çalışıyoruz. Buradaki çalışma ana arterlerin açık tutulması, hastanelere giden yolların açık tutuluyor olması, toplanma alanlarına giden yolların ve oradan da barınma ve tahliye diye ifade ettiğimiz bölgelere giden yolların açık tutulması ile ilgili çok detay bir çalışmayı ilgili süreçlerle birlikte, prosedürlerle birlikte, yasal altyapıyla birlikte burada İçişleri Bakanlığı üzerinden yetkilendirilmiş çok ciddi detay boyutta çalışıyor. Buradaki çözüm hala devam ediyor ama afet anında şu anda alınması gereken tedbirler üzerinde de belirli alanlarda yine etki olmuş durumdayız. Ve İstanbul'a gelenlerle ilgili çok daha geniş alanda girişim sınırlandırılması, tahliyenin özellikle teşvik edilmesidir amacımız. Girişlerin çok daha dışarıdaki iller boyutunda sınırlandırılması, afetin yönetiminde görev alacak arkadaşların ve ekiplerin girişleri önceliklere getirilmesi, İstanbul girişiminde bir tarafta Çorlu'da, diğer tarafta Gebze olmak üzere gelen ekiplerin başlanması, gelen ekipler de istediği yere gidemeyecektir. Hangi bölgede çalışacakları önceden hepsinin de bellidir. Sadece o bölgelere gideceklerdir. Sivil toplum kuruluşları ise bunlar, onlar da sadece akredite olan sivil toplum kuruluşları bu hizmetleri yapabilecekler.